Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarından bir çapraz açı programımızla yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz efendim. Öncelikle Japonya'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Japonya'da 7.3 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Ve tabii bu depremin artılarını ve durumlarını yüksek mühendis, yüksek mimar, Japon deprem uzmanı saygıdeğer Yoshihiro Moriwaki'den alacağız. Sayın Moriwaki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol, çok sağ ol, teşekkür ederim. Ama yani bizim için 7.3 çok büyük değil. Yani bunun için yani şimdi hayatta 10 numaraya döndü. Ama onu insan yok ama yararlandığı insan 157 kişi var. Biraz ağır yani merdivandan düştü 80 yaşında insanlar 3 kişi var. Ama şimdi bu Rahman Cim depremde 7.3. 7.3 olarak düzeltelim. 7.3 değil mi Sayın Moruvaki? evet 7.3 magnitude olarak 7.3 şiddet olarak yani Türkiye ve Japonya'nın şiddetini bir sayısı farkı var için Türkiye'ye göre 12 kademenin 11 diye söyleyebilir. Yani Türkiye'ye göre çok büyük diye söyleyebilir deprem. Ama söylediği gibi o insan yok. Ama Ama başlangıcı 7.1 değil mi Sayın Moruvaki? evet en başı tabii deprem her zaman her yerde sizde İzmir'deki depremde en başı 6.5'de 6.7 oldu, 7 oldu filan. Bu değişik oluyor. Onun için şimdi en son olarak magnitudo 7.3 oluyor. Şimdi arkadan yağmur de başladığı için biraz fazla şiddetli yağmur de başladı. Bu hasarı yani deprem oldu Fukushima tarafta da. Onun için çatıdaki kiremit onun düzeltme için ve üstüne mavi branda gibi bir şey yapmaya çalışıyor herkes. Ve Hızır Yolu'da biraz elektrik sarı olarak hasar olduğu için bunu 10 gün sürecek. Normal trende herkes yer değişmeye yolculuk çalışıyor. Onun için biraz sıkıntı var. Ama depremi kendisi için o kadar sıkıntı olmadı diye söyleyebilirim. Ve bu Ama depremi efendim. baktığımızda şimdi 7.3 şiddetinde bir deprem yaşanıyor. Sayın Moriwaki Japonya'da. Tabi bu 7.3 şiddetindeki deprem Türkiye açısından farklı bir açıdan baktığımızda 5.1, 6.1'ler yer yerinden oynuyor diyebiliriz Türkiye açısından. Bu depremin şiddetinin verileri bölgesel olarak yerleşim olarak farklı alanlarda farklı mı oluyor Sayın Moruvaki? Tabii. Öncelikle magnitude olarak söylüyor. Bu tam deprem olduğu noktanı o noktanı ne kadar deprem büyüklüğü oldu. Yani mesela bomba da magnitude olarak söylüyor. Nasıl güçten patladı? Bu depremin ne kadar güçten kurduğunu göstermek için bu magnitude olarak. Bu dünyada her yerde aynı. Şimdi 2011 10 sene tam 10 sene önce 11 Mart'ta 2011'de oldu Japonya'nın büyük deprem magnitude 9 idi. 2 gün öncedeki Pardon, magnitude pardon. 9 7.3. şiddetinde mi? 9 9'u şiddetinde mi? şiddet. Evet 9'u şiddet. Yok şiddet değil. Magnitude 9. Şiddet olarak söylüyorsa yani 12 oldu diye. Türkiye'ne göre Türkiye 12 kademe şiddet olarak. Şiddet o her yeri aynı değil. Mesela 99'un depreminde İzmit'te, Gölcük, Değmender'de deprem oldu.
o noktanın depremi ve İstanbul'u, İstanbul'dan daha uzak, Tekirdağ, daha ne kadar uzaksa o kadar az sarılıyor. O yerinin ne kadar sarladığı bu şiddet oluyor. Artık Türkiye'nin medyada, yani sizin tarafta da bunun şiddeti ve manyetizminin farkını bilmek lazım. Daha doğru söylemek lazım diye düşünüyorum. Yani şiddet farklı mı bir tarif? Yani bunun nasıl? Yani şiddet o. Siz mesela İzmir'de, Pamukkale'de nasıl sarladı? İstanbul'da deprem ne kadar büyükse de Pamukkale'ye kadar çok fazla gitmiyor. Ama gene de bir çok azsa da hissetti. O zaman yani bir şiddet olarak bir diye söyleyebilir. Böyle kademe kademe var. Veya duvaya çatırak oldu mu, bina çöktü mü? Oldum, bina çöküyor. O zaman Türkiye'ye göre 12 şiddet. Şiddet olarak 11'i mesela 2 gün öncedeki 11'i, ama Japonya'nın bina sağlam için, yani 12 şiddet geliyorsa da sıkıntı yok gibi bina hesap yapıp hiçbir tane kaçak bina yok için bunu dayanabilir. Tabii ama hasar tabii bazen çatırak olabilir ama bina çökmüyor. O kadar öyle hesap yapıp yapıyorum. Ama Türkiye'de maalesef %67 kaçak bina, yani belediyeye proje yazdırırken belediyeye vermiyor. Ruhsat almadan yaptığı bina ve ruhsat aldıktan arıyorsa da bina inşaatı nasıl, ana mitaitu nasıl yaptı, ondan sonra bu projene göre tam doğru düzgün yaptı mı, bu belediyeden tekrar binanın kullanma izin diye arıyor. Bu iki tane olmak lazım. O zaman daha doğru düzgün bina diye söyleyebilir. Tabii 99'undan bir sene önce 98'de yapı yönetimliği olarak Türkiye düzgün oldu diye söyleyebilirim. Tabii ondan sonra 2007'de ve geçen iki sene önce 2019'da da yönetimlik değişikliği oldu. Ama çok, yani aslında orada o kadar çok sıkıntı yok. Yani 1998'den sonraki binasa, yani çok kabaca söylüyorum tabii tek tek kontrol yapmak lazım ama çok kabaca söylüyorsa 98'den sonraki bina fazla sıkıntı var diye söylemeyiz. Tabii ama ruhsat varsa, bu öncelikle sizin için çok önemli. Ruhsat var mı yok mu? Belediyeden. Efendim? İzleyicilerimizden sorular geliyor. Şimdi Japonya'da 7.3 şiddetinde bir deprem yaşandı diyor. Herhangi bir vefat haberi duyulmadı veya yok. Yıkım olmadı diye evet. Sorular geliyor. Bunun nedeni ne, bir daha açıklar mısınız lütfen? Ya onun için yani Japonya ve Türkiye'nin çok büyük farkı, Japonya'da izinsiz bina diye yok. Kaçak bina yok. Mutlaka belediyeden izin alıp ruhsat, yani proje yaptırırken ruhsat arıyor ve inşaat bittikten sonra da bu projene göre, ruhsat aldığı projene göre bina yaptın mı? Öyle kontrol yaptıktan sonra hata varsa tabii insanın iş çıksa da hata olabilir. Bunu düzelttikten sonra tamam, o zaman bu binaya kullanabilirsin, yaşayabilirsin. Ama Türkiye'de ruhsat olmadan kalfa, yani mühendisli kalfa, bir çok ünlü mimar, ünlü mühendis yaptığı proje var. Bunları aynı yaparız diye. Ama bu proje demin iyi yerde yaptığı bina, o bina yani zemin de yaparsa tabii ki İstanbul'da özellikle Avcılar tarafta zemin çok kötü. 90'da İzmit'ten
İstanbul daha uzak yerde de daha hasar oldu. Çünkü demin kötü için. Demin kötüsa bu depremdeken bunu dalga hemen gidiyor. Onun için bunun dikkatli olmak lazım. Bu farkı böyle. Ve uyarı sistemi var. Japonya'da da bu sefer 10 saniye önce bizim bir arkadaş da birkaç tane arkadaş da 10 saniye önce uyarı bizim tabii Türkiye'de de şimdi cep telefonu herkes de var. Ve bir program var. O programı yükleniyorsa depremi normalde iki dalga geliyor. P dalga önce geliyor, sonra S dalga geliyor. Onun için önce P dalga geldiğindeyken uyarı sisteminden yakında deprem gelebilir, onun için dikkatli olun diye. Ve tabii ki Japonya'da iki tipi deprem var. Yani denizin içindeki derin yerde plaka var. Bunu plakanın yerde kırdığı daken. O zaman biraz uzak ve derin. Ama yani Türkiye'ninki tam yerinin altında direkt geliyor. O zaman yani kısa zaman Türkiye'de de bu uyarı sistemi var. Ama çok yakın P ve S dalga çok yakın sıra sıra geliyor için fazla herkese fayda olmuyor. Ama mesela huzurlu tren için bu Türkiye'de de var ve doğalgazı için bu da Türkiye'de de var ve bunu kullanıyor diye ben de biliyorum. Evet, yani, çok büyük. Evet. Buyurun, buyurun. Yok yok. Yok yok. Çok büyük farkı yani bundan sonra yani %67 yapmamak için ben her yerini 81 ilini şehrini 60'a kadar gitti. İnşaatın yerinde mimarları için yani bunu çözebilir biziz. Yani bunu olmamak lazım ve kentsel yani devlette de belediyede kentsel bunu yanlış olduğu binaları için düzeltmeye çalışmak lazım. O zaman şöyle mi diyoruz? Yani deprem öldürmez, bina öldürür ifadesini kullanıyoruz. Evet yani rahmetli Işıkkara söyledi. Depremi insanı öldürmüyor, bina öldürüyor diye. Bu anlamda. Sayın Moriwaki, tekrardan çok geçmiş olsun. Efendim? Çok geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim ama bu Türkiye için uyarı ben yani dost ülke aynı çok benziyor bir şeyler var ama deprem içinin acı da aynı biz de yaşıyor. Onun için ben de buradayım. Yani bunu Türkiye için de yani bu 2 sene 3 sene sıkı depremi geliyor. Türkiye'nin her yerde depremi yani eskide o kadar 30 sene ben Türkiye'de ama bu kadar yoktu. Onun uyarı var. Yani İzmir'de de yani Ege tarafta da var ve Doğu Anadolu fay hattını Elazığ'da, Binyor'da ve ileride yakın yerde çok büyük deprem olarak Marmara Bölge'de de bekliyorum. Onun için yani biz herkes hazır olmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Moriwaki. Ben teşekkür ederim. Tekrardan geçmiş olsun. Dileklerimizi Japon dostlarımıza iletirseniz sevinirim. Ara ara yine sizi programımıza davet edeceğiz. Bugün tamam tabii. Seve seve. 7.10'da işletimde yaşanan depremi konuştuk. İnşallah hiçbir yerde yıkım ve vefat haberi duymayız diye düşünüyorum. Evet. Saygılar sunuyorum. Sayın Moriwaki görüşmek üzere dileklerimi iletiyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Herkes evet, hazır olmak lazım. Evet. Hepimiz hazırlıklı olmamız lazım. Dediği gibi Sayın Moriwaki'ye depremler ansızın gelir.
ve dikkatli olmazsak gerçekten çok büyük yıkımlarla karşı karşıya kalabiliriz düşüncesiyle önce yerel yönetimlerin bu konuda hassas olması gerektiğini ifade etti Sayın Moruvaki. Çok teşekkür ederim. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.